Herkese merhaba. Evet. Bugün yine biraz budama yapacağım. Aşkın gözyaşları. Yani artık güzellik müzellik kalmadı. Zaten bunlar böyle devrildiler. Kalonçalar duracak biraz daha. Çünkü onların hala açılmamış tomurcukları var. Ya da yeni açan, hani bayağı daha canlı çiçek halinde varlar. Onun için onları budamayacağım. Zaten mesela bunlar hala kapalılar. Ama aşkın gözyaşları, yani bunlar da bir kalança çeşidi ama bunların bitti artık süreleri. Onun için burayı bir toparlayıp şuraya yeni bir şeyler dikmem lazım. Yani bu kadar büyümeseler de, şuna bakar mısınız, yani adam boyu ya, çok kocaman bir şey oluyor. Aslında bunu bayağı da çok çiçek varmış daha şöyle bakınca. Ay evet, şöyle görünüyor mu? Neyse, yani her gün buraya baka baka böyle şey oldum. Kötü görünüyor. Bitti. Evet. O kısma şöyle birazcık yaklaşmam gerekecek. Buraya nasıl yapalım bilemiyorum tabi. Şöyle bir alalım. Evet, şöyle koyarsam burada neyimiz var şimdi, şöyle bir bakalım. Evet, yapmak istediğimiz alan bu alan. Bu aşkın gözyaşının tam dibinde. Maşallah. Ay, bunu şey yapacağım, sökmeye çalışacağım. Evet, sökelim bunu. Buradan biraz da kalan sulardan da koparmam lazım. Çünkü hepsi birbirinin üstüne gelmiş. Şu kalonçada mesela kocaman bir şey olmuş yani. Her şeyi çok kötü. Evet. Şimdi özellikle aslında sökmek değildi amacım. Kesip dikeyim diyordum ama onu şöyle keselim. Ha, şu kökü atalım. Bakalım burada. Evet, şöyle. Tabi uzaktan bir şeyleri görmek olabilir ama bir sürü kuru yaprak. Bunları toparlamam lazım. Evet, şimdi şöyle bir orayı görelim. Nereye bakıyoruz? Neyle ilgileniyoruz? Burası böyle bir dağınıklık, çok kötü bir görüntü. Şimdi şu sedumları, evet tabi bunlar yaklaşık 1,5-2 aydır belki aşkın gözyaşının altında kaldı, bunun üstüne devrildiği için bunlar doğru dürüst güneş göremedi. Yani güneş görünce nasıl olur bilemiyorum. Şu taşları şöyle bir ayıklayalım, buralarda böcek möcek var mı bilmiyorum. Bu aralar pek böcek görünmüyor ama evet. Burada bir tane ismini, adını, sanını bilmediğim böyle minik bir cinsim var. Şöyle biraz önce böyle gül gül oluyor bunlar, güzel ama sonra yazın pek bir güzelliği kalmıyor. Bir de arkada böyle mahvolmuş afran var. Afralar zaten dolularda, dolu yağınca çok kötü oldu. Yani şöyle yapraklara baktığınızda hepsi yaralı bereli oldular. Bunu burada nasıl yapmam lazım? Bonzai'ye mi çevirsem yoksa şöyle toparlak mı yapsam? Aslında bir tane böyle toparlak yapmak istiyorum. Afra'yı şunu şöyle budayalım. Yani böyle dallı budaklı olmasın.
şöyle bir etrafını toparlayalım. Ne kesiyorum, tam arkadakileri göremiyorum bile. Şurada bir onun ucunu keselim. Evet, artık afralar fazlaca oldu. Yani hiç fazla dikesim şey yapasım yok artık bunları. Şöyle ama hep uçlarını keseceğim ki böyle bunu da küçük kompak halde tutmaya çalışacağım. Bakalım böyle değişik değişik budayacağım yani afraları. Kotilodonumuz burada gayet güzel. Parmak kotilodon. Kotilodon orbiculata mı hatırlamıyorum şeyini. Bu gayet mutlu. Şimdi kuruları ayıklayınca evet, burada çok güzel bir echeveriyam var. Adını sanını bilmediğim. Yazın sıcağına da çok güzel dayandı bu. Burada bu mutlu. Burada bir tane krasulam var. Bir de arkada yine sıkışmış sedumumuz var. Şimdi bu sedum güzel tabii. Ama üstüne prenses çamı devrilmeye başlamış. Arkada da prenses çamı yine devriliyor. Yani burada bir tane alo kök olarak dikmiştim ama o çürümüş, tutmamış falan. Bunu da atalım. Evet, bir de buraya bakınca şurada alonun hastalığını görüyoruz. Buna alomite diyorlar. Türkçesini bilemiyorum. Bu buradan çiçek açmaya başlamış ama bilemiyorum çiçek açabilecek mi? Yoksa bayağı o çiçekte böcekli. Şu alomite'ları buradan koparmaya çalışacağım. Aslında bir yavru vermeye çalışmış ama yavru verememiş. Şunlar buradan, yani yaprakları görüyorsunuz, resmen kanser kapılmış. Aslında ben burayı bıçakla herhalde, makasla değildi. Gayet güzel şey oldu. Hiçbir yaprağını doğru dürüst açamamış. Tamamen bitki kanseri bu yani. Evet, bir tane de şurada var. Bunu da koparacağım. Bunda bazı yapraklar daha düzgün ama bilemiyorum ne kadar sağlıklı bir şey yetişir bundan. Bunu da atalım. Evet. Bu alomuzu da temizlemiş olduk. Bu alolarda yani bayağı görüyorum alomite. Başka bir yerdekinde daha var. Onu da çekmem lazım. Mesela bu çiçeğin de dibinde yine alomite oluşmuş. Evet, orası öyle dursun bakalım. Buradaki echeveriyamız harikalar ötesi bir şey oldu tabi. Kocaman. Bu echeveria Etna galiba. Sardunya da tabi bunun önüne doğru gelmiyor başladı. Sardunya'nın en güzel zamanı şimdi. Birkaç tane böyle aralarda kaldı. Ben burayı tamamen temizlemeye çalıştım ama sardunyalardan bunlar kalacak. O dursun. Bu echeveria'yı şu kolunu bir burada çek açmış, onu koparalım. Kuru yaprakları. Evet, bunu da ileride bir kellesini alıp güzelliğe bakın ya. Çok tatlı bir şey. Çeviriyorlar, harika. Aslında kafasını kesince işte yavru versin istiyorum ama bu birazcık daha dursun bakalım. Bu yazı da belki atlattırabiliriz ona. Şimdi benim buraya dikecek şöyle büyük spesimenler bulmam lazım. Aslında buraya bir tane anium gelebilir. Bu tarafta hiç anium yok. Çünkü biraz bunların, kalançoların yaprakları gidince burası da temizlenecek. Bu kalançonun bu tarafında, evet, şöyle yapalım. Burada bir alomuz var. Büyük alo, bu büyüyecek tabii. Ne kadar büyümesini istiyorum onu da bilemiyorum aslında. Burada ne kadar büyük
bunu tutabiliriz. Aşağısında da evet bizim morlarımız var. Onlar da evet orada. Burada geçenlerde bunu da birlikte budamıştık galiba. Bir afra ağaç haline bunu da getirmiştim. Buralarını budamıştım. Bonsai şeklinde büyüsün diye. O da burada yine büyüyor. Yan tarafta yine burada aşkın gözyaşları. Burası da böyle. O tarafta ayrı bir şey zaten. Şimdi hepsine birden girişmeyeceğim. Çünkü altından kalkılmaz bir yük oluyor. Ben sadece şu küçük alanda konsantre olmak istiyorum. Bakalım. Sukulent çadırından bir şeyler sökeyim istiyorum. Aslında buradan sökmek istediğim bir aniumum var. Şu anium burada çok büyük oldu. Bu artık çadır aniumluğundan çıktı. Yani bunu buraya kendine gelsin diye dikmiştim geçen sene. Ama tabii nasıl sökeceğim bakalım. Bismillah. Evet, yanında da bayağı başka şeyler dibinde kökünde varmış. Evet, echeveriyamız da hareket etti oradaki. Şöyle bir döneyim. Ah. Evet, burada bir echeveriye öbeğim vardı. Onu da hareketlendirdi. Tabii çok kocaman olunca bu. Orayı sonra halledelim. Şimdi biz kirazlarıma bakar mısınız? Ne kadar güzel çiçek açtı. Evet, şimdi şuraya getireceğim bunu. Şimdi buradaki şu sedumu tamamen sökeceğim. Çünkü bunu burada kendi gelmesini bekleyemeyeceğim. Bir başka sakülent çadırımıza koyalım. Orada kendine gelsin. Evet. Şimdi burada yapacağım şöyle. Aniyim buraya nasıl oturturuz bakalım. Etrafında çok hops. Soğulcan mı var? Şurada başka böcek olmasın da soğulcan olsun. Şöyle oturtsam. Tabii böyle oturtsam arkadaki afra tamamen görünmez oluyor. Olsun, o arkada olduğu kadar doldursun yani, değil mi? Bence bu buraya güzel. Şu araya da başka bir şey buluruz. Şöyle büyük bir tane belki. Evet, başka bir kotilodon olabilir. Bir echeveria grubu belki olabilir diyeceğim. Ama tabii bilemiyorum echeveria grubu. Şunun yanına güzel olabilir aslında. Ya da ne olabilir? Kırmızı renkli bir şey düşünebiliriz. Bizim kırmızı renkli şurada görünüyor. Kamp ateşi aslında. Olabilir yani. Her tarafı da kamp ateşi de doldurmak istemiyorum. Şurada nerede var kamp ateşi? Ha, burada çok yakında yokmuş. Aslında olabilir. Buraya bir öbek kamp ateşi getirebiliriz yani. Fena olmaz. Evet. Şunun bir dibine bakıp oturtmaya çalışacağım. Evet. Şöyle. Altında zaten toprağı var. İnşallah burası şöyle taşları koyalım. Bu da burada ama bizim minik tür, o zaman çıkarmam lazım şunu şuradan. Şöyle tutarsam çıkacak. Çok narin bir şey. Güzel oluyor büyüyünce de. Ama burada bu ezilir. Alttan çıkarmaya çalışacağım. Bayağı iyi bir kök varmış burada. Evet, bunu başka yere dikebilirim böylece. Şurayı açmış olalım. Tamam, oraya artık başka bir şey. Bu aniyim burada güzel oldu bence. Şu parçaladığım, çıkarttığım sedumları geçen de kesmiştim. Onları hemen şöyle dikeyim buraya bir. Burada köklensinler de belki başka yere alırız bunları. Hemen şöyle
Bunlar birkaç gün olduğu için kesileli stresleşmişler. Stresten pembeleşmişler. Hafif mor pembe renk olmuş. Ayrı güzel olmuş bence. Evet, şu bugün kestiğimizden de şöyle aralara koyabilirsek güzel görünenleri, geri kalan böyle güneşsizlikten olduğu belli şimdi, bu güneş görmeden. Yapraklar küçükleşmiş zaten, araları açılmış, böyle cılız cılız bir şeyler olmuş güneş göremeyince. Büyümüyor. Bunları, evet, bunları sukulent çadırını alabiliriz. Ama diğerleri şöyle saksıda büyüsün. Belki bir aranjmana maranjmana kullanabiliriz bunu. Tamam. Evet. Şöyle bir bakalım biz yaptığımız işe. Bu aniyim burada. Güzel oldu. Bakalım. Şuraya bu yapacak şeyler bulacağız. Aynen şunu da başka bir yere almam lazım. Sukulent çadırında tabii artık yer kalmadı. Burayı ara sıra üstüne naylon geriyorum. Yağmurdan çok etkilenmesinler diye. Yani çok yağmur olunca da iyi olmuyor. Az olunca olmuyor. Şurada bir yer bulup bunu dikeceğim. Mesela şurada bir köşe buldum. Evet, şuraya soğanların yanına şöyle köküyle birlikte bunu dikersem. Şunu şöyle koyalım. Tamam. Evet, buradan sökülecek şeyler var da. Bekliyorum. Ha, biraz önce yerinden ettiğimiz echeveria'ya bakmam lazım. Buradan anium sökünce tabii büyük kök her şeyi yıktı geçirdi. Bu echeveria da aslında buradan sökülmüşken başka bir yere alayım. Güzel bir öbek oldu o. Otlarımızı alalım. Burada bir de İşte bunları da at kuyruğu, eşek kuyruğu birbirine benziyor. Yani bu da öyle uzun uzun büyüyor ama işte burrow tail'lerden bir tanesi bu da. Tam bilemiyorum. Bu da çok güzel olmuş ya. Bir sürü yavruları çıkmış kenarından. Evet, şunu biraz önce söktüm şey yaparken. Onu tekrar dikelim şuraya. Bir yavrular büyütsün. Tamam. Aslında benim şeyim şundan birazcık keseyim, dikeyim istiyorum. Bu da böyle tamamen yerleri büyüyüp gidiyor. Bir arkadaştan almıştım bir tanecik. Bir de yapmamız gereken burada bu echeveria'nın bu kellesini koparmak olacak. Çünkü artık kocaman büyüdü echeveria sahara. İşte bunlar hep da çiçekten büyüttüğüm, yine başka çiçek sapından. Bakın buradan yavru vermiş, büyüyor. İnşallah o büyüyecek. Yani çiçek saplarından büyütünce böyle hiç yoktan echeveria'm olmuş gibi oluyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani kendiliğinden çıkıvermiş, böyle hediye gelmiş gibi oluyor. Güzel. Orada da bir marulun arkasında çok güzel büyümüş. Bu marulu da buradan sökmem lazım. Oo, bir tane de kivi kalmış altta bunun. Evet, ben bu marulu buradan bismillahirrahmanirrahim sökeyim. Yoksa evet, şurayı bir düzeltelim. Ne var burada? Bir sempervivum var. İyice mora dönmüş. Echeveria'lar var burada. Bu aniyim kivi iyice
bembeyaz olmuş resmen. Açık yeşil olmuş inşallah. Güneş yakmaz. Bugün güneş birazcık güçlü ve kaç gündür güneş görmediği düşünülürse yani yakıp geçebilir bunu aslında da. Evet. Bu da yine küçük çiçekten büyüyen echeveryalarımdan bir tanesi. Ups, burada tapsütörünün üzerine geldi şeyler. Evet, evet. O echeveryayı ben alsam ve deminki yere diksem hiç fena olmaz. Deneyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Gel bakalım. Tam şuraya oturtabilirsem harika bir şey olacak. Burada su tam nerede? Şurada. Bismillahirrahmanirrahim. Yani şu echeveria burada çok güzel doğdu çabı ama bunun yaprakları çok kalın bir echeveria. Aynı şey burada olur mu bilemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi inşallah. Şöyle arkasına da inşallah burayı seversiniz. Şu kapatmaya çalışalım boruyu. Şöyle. Bu arada da toprak görünmemesi lazım. Toprak görününce bütün güzellik gidiyor. Heh. Evet, şuraya bir belki farklı bir tür. Bu çok büyük oldu buraya. Ben bunları şöyle yapayım. Şu büyüğü şu arkaya koyalım. Ucuna taktıralım. Hortumun. Şöyle koyduk mu? Tamam. İnşallah oldu. Belki buraya işte bir şeyler tıkıştırırım diyeceğim ama belki de şimdi şöyle direkt kamp ateşinden iki parça koparsak mı diye bakacağım ama buradan koparmaya kıyabileceğim şimdi yok gayet. Öbeğimiz güzel duruyor. Bozmayalım şimdi. Oraya ben başka şeyler düşüneyim koymak için. Bilmiyorum belki küba nanesi olabilir ama küba nanesi de çok yayılıyor. Çok fazla oluyor bu oraya koymak için. Bilemedim ne koyarım. Neyse bazen böyle vakit verip arada bir düşünmek lazım. Farklı şeyler görünce fikirler değişiyor. Bakar mısınız şu ghostilerin çiçeklerine ne kadar tatlı olmuşlar. Ay maşallah. Genelde çiçek açmalarını sevmiyorum ama güzel olmuş yani. Sevdim bunu. Evet oraya belki ghosti olabilir araya koyabilirim ben. Daha çok böyle renkli bir şey istiyorum aslında. Belki ciğer olabilir. Ama tabii neyse şimdi karar vermeyeceğim yani. Farklı bir renk lazım oraya. Evet arkadaşlar. Neyse ben düşünürüm. Değişir. Bir dahaki videoda orayı da doldururuz inşallah. Ya da başka bir zaman. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.